Türk savunma sanayi bünyesinde geliştirilen bir insansız hava aracı daha göreve hazırlanıyor. Bayraktar TB2, Akıncı TİHA gibi insansız hava araçlarını kullanıma sunan Baykar, bu kez keşif ve istihbarat görevleri için Bayraktar dikey iniş kalkışlı insansız hava aracını geliştirdi. Bayraktar DİHA'nın uçuş testleri Özdemir Bayraktar Milli İHA Arge ve Üretim Kampüsü'nde sürüyor. Baykar, 2022 yılında Bayraktar DİHA'yı güvenlik güçlerine sunmayı hedefliyor. Bayraktar DİHA, dikey iniş kalkış özelliğiyle dar alanda operasyon kabiliyeti sağlıyor. 150 kilometreye kadar haberleşme menziline sahip olan araçta, sensör füzyonu yardımlı tam otonom iniş, kalkış ve seyir özelliği de bulunuyor. Bayraktar DİHA'nın düşük yakıt tüketimli benzinli motoru, yüksek dayanım süresi sunuyor. Bayraktar DİHA, pist gereksinimi olmadan bulunduğu yerden havalanarak hem deniz platformlarında hem de karakollar veya birlikler içerisinde konuşlanarak uçuş gerçekleştirebilecek. Kalkış ve inişini üzerinde bulunan 4 adet elektrik motoruyla gerçekleştiren araç, daha sonra arkasındaki içten yanmalı benzinli motoruyla da normal seyrini gerçekleştiriyor. Bu şekilde hibrit bir yapıya sahip olması nedeniyle de herhangi bir elektrikli hava aracının sahip olamayacağı kadar uzun şekilde 12 saate kadar havada kalabiliyor. Faydalı yük kapasitesi 5 kilogram olan Bayraktar DİHA, üzerinde bulunan gündüz kamerası, termal kamera, lazer işaretleyici ve mesafe ölçer ile yerdeki birlikleri koordine edebiliyor. 50 kilogramlık kalkış ağırlığına sahip araç, 9000 fit operasyon irtifasıyla görev yapıyor. Bir gözlem İHA'sı olan Bayraktar DİHA, hareketli platformlara iniş kalkış gerçekleştirebiliyor.